Sigorta Ekranı'ndan merhaba. Sigorta Ekranı'nda hep anonslarımızda farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız diye anons ediyorduk. Bugün gerçekten farklı bir konuyla ve farklı bir konukla sizlerle birlikteyiz. Sigorta endüstrisinin önemli oyuncularından Otocam tarafından bugün bir konuğumuz var. Solarglass Sigortalar Direktörü İlhan Öztürk yayın konuğumuz. İlhan Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Can Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Umarım siz de iyisinizdir. İyi. Bizler de çok teşekkür ederiz. Bu platformda bize de yer verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. İlginiz için. Öncelikle isterseniz Çok sağ pandemiyle nasıl aranız? Oradan bir başlayalım. Kısaca bu pandemi döneminde Solarglass sizler neler yaptınız? Çok kısa bir bize onu anlatın. Daha sonrasında Solarglass'ı da bize anlatın. ol. Sektörün bir oyuncusu tabii ki. Sigorta Evet. endüstrisinin önemli bir işbirliği, iş ortağı diyelim. Oradan girelim konuya, sonra daha farklı sorularım olacak size. Pandemiden başlayacak olursak malum zaten Türkiye dünya genelinde yaşıyoruz. Bizler de tabii ki iş yerimizde bu konularda çok fazla sıkıntı yaşamamak için elimizden gelen titiz ve özentiyi gösteriyoruz. Sağlık koşulları içerisinde çalışanlarımıza destek veriyoruz ve bunu en az hasarla atlatarak çalışmaya devam ediyoruz. Ufak tefek aksaklıklar olsa da bunu çok fazla üretime yansıtmaya çalışmıyoruz. Daha dikkatli davranıyoruz bu açıdan. Şu anki çalışmamız ufak tefek aksaklıklarla devam ediyor üretim aşamasında. Bunun dışında Solarglass firması olarak biz 38 yıla yakın sektörün içerisindeyiz. 2014 yılı itibariyle Adana'da merkez üretim olmak üzere Mersin ve Adana'da üretime başladık. Bununla ilgili bayağı bir ilerlemeler sektörde de. Bunun için en önemli kaynaklardan bir tanesi, ileri götürmemizdeki sebeplerden bir tanesi sektörün içinde çok eski olmamız. Biz aile şirketiyiz. Bu aile şirketi dört kardeşten meydana geliyor. Ben de ailenin en küçük ferdiyim bununla ilgili. Sigortalar tarafına bakıyorum bu anlamda. Ve son dönemlerde sigortalara atılım yaparak çok büyük sigorta şirketlerimize de genel olarak bir anlaşma yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Biraz daha sektörümüzü sigorta kısmına daha önceden çok fazla üstünde durmadığımız sigorta kısmına kaydırmaya çalışıyoruz. Peki İlhan Bey, şimdi sonuçta tedarik olarak bakıldığı zaman sigorta şirketlerinin en önemli tedarik zincirlerinden bir tanesi Otocamcılar. Şimdi bu tarafta Solarglass markası sigorta şirketleri tarafından nasıl görülüyor? Ya da Solarglass'ı neden tercih etsinler sigorta şirketleri? Biraz ondan bize bahsedin. Az önce de belirtmiş olduğum gibi sektördeki birçok tecrübemiz var. Bununla ilgili sigorta şirketinin ihtiyacı olan hızlı servis, cam çeşitliliği, kaliteli hizmet ki sektörümüzde şu anda güncel olarak aslında eksik var bunlar. Çünkü sigorta şirketleri servis ortalama yani servis standartlarında bir hizmet almak istiyorlar. Biz de buna yakın en iyi lokasyonlarda en iyi şekilde servisler kurmaya çalışıyoruz. Bayilerimizi bu konuda düzenlemeler içine sokuyoruz. Sigorta şirketlerinin orijinal cam talepleri konusunda ise daha önce de sigorta şirketlerimizde belirttiğimiz şekilde Securi Sait Gömen firmasının Türkiye distribütörlüğünü yapıyoruz ve bu anlamda da sigorta şirketlerine maliyet anlamında da birçok katkı sağlıyoruz. Şimdi benim çok değerli bir arabam var. Sonuçta camı da bir şekilde hasar gördü. Ben bunun orijinalini değiştirilmesini istiyorum. Yani bu da sigortanın en doğal hakkı. Burada mı devreye giriyor o ithal cam kısmı açıkçası? Onu söyleyeyim, sorayım size. Orijinal camlar genelde özellikleri fazla olan araçlarda biz tavsiye ediyoruz. Takdir edersiniz ki kendimiz zaten bir yerli üreticiyiz. Birinci tercihimiz kendi ürettiğimiz camların takılması konusunda daha fazla eğilim gösteriyoruz. Ama günümüz şartlarında takdir edersiniz ki araçlarda çok büyük değişimler oluyor ve bunların en büyüğü camda yaşanıyor. En zor şartlarda takılabilecek orijinal cama ihtiyaç duyulan noktalarda orijinal camlarla camları değiştiriyoruz. Bu anlamda da dediğim gibi çok büyük bir şekilde bir fayda sağlıyoruz sigorta şirketlerine. Az önce bahsetmiş olduğunuz noktada da kendi aracım var. Camın orijinal camı değiştirmek istiyorum dediğinizde de
Burada orijinal cam sadece bütün araçlarda devreye girmiyor. Takdir edersiniz ki sektörün içerisinde birçok aracın camı yerli ya da daha önceden yerli bir camla değiştirilmişse biz daha önce yerli camla değiştirilmişse yerli camla değiştiriyoruz. Yerli cam gerektiren bir araçsa onu takıyoruz. Çünkü camlarımız da yerli camlarımız da Avrupa standartlarında özellikleri barındırıyor. Ama az önce belirtmiş olduğum teknik bazı özellikler işte akustik dediğimiz, kamera sensör özellikle dediğimiz, şerit okuyucu dediğimiz, ekran yansıtıcı dediğimiz camlar bugünkü şartlarda ülkemizde henüz yeterli seviyede ve olgunlukta üretilmemektedir. Biz bu noktada Securus Sayın Toben firmasının camlarını devreye sokuyoruz. Peki efendim, bu camlar sonuçta aracın camı zarar gördüğünde bunun değiştirilmesi tabii ki bir zaman alıyor. Bir yerden bir yere gitmesi bir zaman alıyor. Şimdi biraz sizin bayi teşkilatından da bize bilgi verin. Türkiye Tabii. genelinde ne kadar yaygınsınız? Bir cam için bir araç sahibi ne kadar bekliyor? Biraz ondan da bahsedin. Bizler Türkiye genelinde 81 ilde hizmet veriyoruz. Bu anlamda da hizmet anlamında ekibimiz, hasar ekibimiz bu konuda çok fazlasıyla tecrübe sahibi. En kısa süredeki hasarları gideriyoruz. Bunun dışında müşterilerin beklememesi açısından mobil hizmetimiz mevcut. Bu şekilde istenilen adreste mobil cam değişimi yapıyoruz. Buradaki birinci önceliğimiz tabii ki takdir ederseniz genelde camların değiştirilme yönüne gidiliyor ama değişen camların birçoğu maalesef ki baktığımızda çok ufak hasarlarla onarılabilecek şekilde hasarlar oluyor. Biz bu konuda aynı zamanda cam tamir şeklinde de hasarları gideriyoruz. Müşterilerimiz servise geldiğinde genelde en kısa sürede yani olması gereken olgunlukta camın kuruması ve hareket etmesi gibi özellikleri de göz önünde bulunduracak olursak ortalama 3-4 saat gibi bir süreçte serviste çıkış sağlıyor. Yapıştırma dediğimiz araçlarla ilgili. Tır veya da büyük benzer olduğunda bunları genelde 7-8 saat daha tutmayı tavsiye ediyoruz. Sağlıklı bir hizmet alınabilmesi için. Cam tamirinden söz ettiniz. Biraz orayı açalım. Ondan sonra diğer soruma geçeyim. Şimdi Tabii. sigorta şirketleri Türkiye ekonomisi için önemli bir şey. Sonuçta hem ithal cam burada da yapsak burada yapılanlar, üretilenler için de aynı şey geçerli. Türkiye ekonomisine bir faydadır. Tamir edilebilecek olanın tamir ediliyor olması. Bunu da sizler tarafından yapılıyor. Şimdi siz bize isterseniz o kısımda ne kadar güvende, ne kadar eski haline getiriyorsunuz? Biraz ondan bahseder misiniz bize? Ufak bir çatlak Tabii oluştu. ki. Burada dikkat edilmesi gereken nedir? O çatlağı beklettirmemen hemen müracaat etmek mi? Zaten hani biliyorsunuz, yani ben de biliyorum, siz zaten işiniz bu. Evet. Birçok sigorta poliçesinde cam değişimi hasarsızlığı da etkilemiyor bildiğim kadarıyla. Biraz bize ondan bahsedin isterseniz. Tamir kısmını açalım. Tabii ki. Evet, tamir kısmında şöyle bahsedelim. İşlemin daha sağlıklı ve daha düzgün olabilmesi için öncelikle cam hasar aldığında burayı şeffaf bir bant şeklinde de olur. Kapatmamız sağlıklı olacaktır. Ve bununla ilgili tamir edilebilecek cam hasarının 1 TL büyüklüğünde maksimum 10 santim uzunluğundaki bir cam çatlağı tamir edilebilir. Evet, gerçekten çok uzun süre açık kalmamışsa, daha önceden bir hasar almamışsa çok uzun dönemde içine yani kir ya da pislik dediğimiz toz gibi parçalar girmedi. Yapılan tamirler genelde %80 oranında garantili bir şekilde oluyor ve camın orijinal haline yakın bir halde. Biz aynı zamanda yaptığımız tamirleri garantili bir şekilde yapıyoruz. Müşterilerimiz de sigortalı ya da sigortasız bir şekilde hizmet verdiğimizde cam tamiri konusunda sigortalı yaptığımız cam tamiri konusunda eğer bir sıkıntı yaşanırsa biz daha sonradan bu cam tamir tutarını sigorta şirketlerine geri iade ediyoruz. Cam değiştirmesi gerekiyorsa camını tekrar müşterimizin değiştirip hasarını gidermiş oluyoruz bu şekilde. Az önce de tabii Şimdi bahsetmiş olduğunuz burada sözünüzü kesiyorum. Çok özür dilerim. Buradaki asıl amacımız gerçekten kurtarılabilecek, az önce de söylediğiniz gibi ülke ekonomisine kazandırılacak şekilde üretici de olsak, ithalatçı da olsak bunun
tamir yoluna gidilmesi bence en sağlıklı düşünce ve hareket olması gerekiyor. Böyle küçük bir taş geldiği zaman açıkçası cama böyle onu benim de başıma geldiği için biliyorum. Oraya hemen bir bant mı yapıştırmak lazım? Oje sürüyorlar, işte sakız yapıştırıyorlar. Ne yapmak lazım? Biraz evvel bant dediniz de sadece bir bant yetiyor mu? Yani yalnız evet bir bant varsa oraya en şeffaf bir şekilde bantla kapatabilirsiniz ya da yapışkan bir ürün az önce söylediğiniz işte oje dediğiniz ya da sakız dediğinizde işte sileceğinizi çalıştırmanız da gerekebilir. Sileceğinizi çalıştıramazsınız sakız olduğunda ya da oje dediğinizde onun o taşın değdiği yere nüfuz ettiği yerde içinden temizlenmesi çok zor ve tamir olasılığını güçlendiriliyor. O yüzden en sağlıklı bir şekilde şeffaf bir ürün bu da en sağlıklı genelde her arabada ortalama bulunabilecek bir şekilde bir bantın ya da bu yayını dinledikten sonra insanların en azından yanına bir şeffaf bant bulundurmasını tavsiye ediyoruz. Şimdi siz hem üretici hem ithalatçı hem de aynı zamanda tamircisiniz diyelim. Ama biz bunu Aynen aynen. yaparken ülke ekonomisini de düşünerek yapıyoruz. O zaman bir arabada bir bulundurulacak bir söloband Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayabilir diyelim. Bu konuyu Tabii kapatalım. Ne tabii. dersiniz? Aynen öyle. Doğrusu o. Peki, şimdi hizmet sektörü aynı zamanda sigorta tarafına bakıldığı zaman milyonlarca müşterisi var ve herkesin her zaman çok da vakti olmuyor böyle işte aracına bir hasar geldiği zaman artık sigorta şirketleri müşterilerin hep yanında daha az onları meşgul edecek çözümler üretiyor. Peki camla ilgili verdiğiniz hizmetler hangi çerçevede? Olay yerinde mesela plazada çalışan bir kişi artık arabasını da bırakamıyor. Bir yere servise çok zaman alıyor. Burada ne yapmalılar? Siz onu bir hizmetiniz nedir? Olay yerinde cam değişimi. Tabii bununla ilgili müşterilerimiz sigorta şirketlerinden, genelde acentelerden ve bizi tanıyan müşterilerden internetten araştıran müşterilerimizden. Bunlar bizim çağrı merkezlerimizi aradığında müşterilerimiz biz yerinde hizmet istiyorsa, yerinde hizmet servislerimizden birini tercih etmek istiyorsa da servislerimizde hizmet veriyoruz bu anlamda. Dolayısıyla bu açıdan bakacak olursak yani bugüne kadar çok büyük problemler yaşıyor musunuz cam hasarlarında derseniz yaşamıyoruz. Çünkü bir yetkili servise kıyasladığımızda bu anlamda en iyi hizmet ya da hızlı hizmeti cam servisleri veriyor. Bugün yetkili servise giden bir araç ortalama bir gün falan bir günden fazla bekliyor. Böyle de olunca genelde nihai tüketicimiz olan müşterilerimiz bunu çok fazla tercih anlaşmalı cam servislerine yönelmek istiyor. Peki, sigorta şirketleriyle iletişimdesiniz sürekli. Sizlerden ne tür talepler oluyor? Açıkçası anlaşma yaptığınız şirketler var muhtemelen. Hem bugüne kadar onlarla iletişiminiz nasıldı ve bundan sonra da onlar için mesajınız nedir? Sizde henüz anlaşma yapmamış, iletişimde olmayan şirketlere de buradan söyleyecekleriniz olmalı. Bizimle çalışan şirketlerimizde iyi bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum. Şu anda henüz çalışmadığımız ve çalışmayı üzere olduğumuz şirketler içerisinde de bizleri mutlaka denemelerini istiyoruz. Çünkü bunları inanıyoruz ki sigorta şirketlerinin faydasını olacağını düşünüyoruz. Çünkü biz aynı zamanda Türkiye genelinde de az önce belirttiğim gibi hizmet veriyoruz ve şu konuda iddialıyız. Bizim Türkiye genelinde bir cama yok diyorsak gerçekten bu cam Türkiye sınırları içerisinde yoktur. Yani böyle de bir iddiamız var çünkü cam çeşitliliği anlamında, stok anlamında Türkiye'nin en büyük çeşitlilik ve stoğuna sahibiz firma olarak. Hem yerli hem ithal anlamında. Bunu yer yer sigorta şirketlerinde yaşıyoruz ve bu anlamda düşüncem odur ki en iyi hizmet ya da hızlı hizmet veren bir firma konumundayız. Şu andaki çalıştığımız sigorta şirketleri durumdan gayet memnun. Biz sigorta şirketlerine açık yürekli de şunu söylüyoruz. Bizimle çalışmayı deneyin. Bizi test edin. İşinize uymuyorsak, size uygun değilsek bizimle çalışmayı bırakın. Çünkü biz her şeyden önce işin dürüstlük ilkesi üzerinde kurulmuş olduğunu düşünüyoruz ve bu şekilde devam etmesini istiyoruz. Bu anlamda da elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bunun dışında yeni bir uygulamamız var. Birazcık bahsedeyim. Takdir edersiniz ki az önce söylediğim gibi araçlar artık çok üst segment araçlar oldu. Kamera, sensör ve belli özellikleri olan araçlar oldu.
Ve şu anda bir uygulamamız var. Ve çok kısa bir süre sonra devreye alacağımız, sisteme alacağımız kendi bayilerimiz üzerinden bunların kendi bayilerimizin göreceği videolu cam değişim uygulamalarımız var. Örnek verecek olursak bir Volvo XC90 aracınız var. Bunun ön camını değiştireceksiniz ama bunu birçok cam servisine ya da noktaya gittiğinizde maalesef ki yeterli teknik donanım ve bilgiye sahip olmuyor insanlar. Hani bunu belki büyük şehirlerde rahat yapılıyordur ama küçük şehirlerde birazcık daha insanlar zorlanıyor. Biz yapmış olduğumuz bu uygulamada hangi araç olursa olsun bizim linkimizi tıkladıklarında şifreyle kullanıyor biliyorlar bunu. O aracın camını görsel olarak nasıl değiştirilmesi gerektiğini o videodan izleyip camını değiştirebilirler. Birazcık daha ileri gitsek bilirsiniz ki Avrupa'da işçilikler çok pahalı. Değişimler vesaireler yani ürün belki daha uygun ama işçilik daha çok bir rakam tutuyor. Bu anlamda bu videolarda belki de izlenildiğinde çok rahat elinde takımları olan, malzemesi olan, takım çantası olan bir insan bile kendi bir kapı camını, ön camını hatta biraz tecrübesi varsa belki değiştirebilecek bir konuma geliyor. Tabii biz bunu yaparken de aynı zamanda bu işi sigortalar ve kendi müşterilerine hizmet veren bayilerimizin de daha iyi bir şekilde yapmasına da yardımcı olmuş oluyoruz. Peki İlhan Bey, şimdi burada bir işbirliği yaptığınız yabancı bir firma var, Security. Dünyanın önemli bir otocam firması, cam firması sanırım. Biraz onlarla da bize, onlarla ilgili de bilgi verin. Yani onların Avrupa'da ne kadar büyük, dünyada ne kadar büyük bunlar? Sonuçta hangi önemli markalara hizmet veriyorlar? Biraz da bize o iş ortağınızdan bahsedin. Evet, Security sahip olan firmasıyla uzun soluklu bir çalışmamız var. Tabii ki birinci önceliğimiz bu süreci buraya kadar getirmemizdeki en büyük sebep iki tarafında, iki firmanın da birbirine karşı çok fazlasıyla dürüst olması. Çünkü bizim de hassasiyetimiz bu konuda. Security sahip olanın da hassasiyeti bu konuda. Beraber yapmış olduğumuz ortak çalışmalarımız var Security sahip olan firmasıyla. Camlar dediğim gibi artık çok değişiklikler, çok özledikler sarf etmeye başlayınca Security Sideman camları daha ön plana çıkmaya başladı. Bugün günümüzde bahsedecek olursak bizler kendimiz de yerli üreticiyiz. Yeni biliyorsunuz Clio 6 çıktı, bir araç çıktı. Cam kalınlığı normalde 4.96 iken Security Sideman firması bunun cam kalınlığını 3.96'ya indirdi. Ve şu anda bizler de üretici olmamıza rağmen bunu henüz üretemiyoruz. Dolayısıyla hal böyle olunca bazı camlarda mecbur bir şekilde, zorunlu bir şekilde orijinal cam kullanmak zorundayız. Bu hem müşteri sağlığı için, hem müşteri menfaatleri için, hem de sigorta ve müşteri ilişkileri için önemli bir detay. Security Sideman firmasına gelecek olursak iddialı bir sloganları var. Tabii bunlar söylenirken gerçeklere, real verilere dayanarak söyler. Dünyada üretilen her üç araçtan birinde Security Sideman'ın camı bulunmaktadır üstünde. Dolayısıyla böyle olunca da daha birçok çeşit ürün çeşitliliği bunları da mecbur olarak biz de Solarglass firması ve Solarglass ailesi olarak elimizde bulundurmak zorundayız. İlhan Bey, şimdi sonuçta benim çok nitelikli özel bir aracım var. İşte dediğiniz tüm özellikler var. Şerit takip ediyor, kamerası var. Ve bu aracım zarar gördü. Ben sigorta şirketime de bunu bu şekilde özellikli olarak takılmasını istedim. Şimdi cam da öyle bir şey ki, yani kolay kolay ver kargoya gelsin diye de bir şey değil. Bunun tedariği nasıl oluyor? Yani ne kadar bir zaman alıyor? Sonuçta ben kendi aracımda işte İtalya'dan bir şey bekliyordum. Ben o küçücük bir plastik şey için bile 3 gün bekledim. Cam ne kadar sürede geliyor efendim? Evet, bu soruyu sorduğun için aslında nezdinde sizlere teşekkür ederiz. Şöyle bir durum var. Bizler şu andaki yeni yapmış olduğumuz yapılanmada az önce söylediğim gibi sigorta şirketleriyle de çalışmaya başladıkça daha hızlı bir şekilde hizmet vermek için Türkiye'nin belli lokasyonlarında kendi depolarımızı oluşturuyoruz. Ve burada mini araç dediğimiz ufak hafif ticari araçlarla en yakın bölgeye örnek verecek olursak işte Adana'dan Diyarbakır'a bir cam gidecekse bunu bir gün içerisinde, 24 saat içerisinde ulaştırıyoruz kendi araçlarımıza. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi gerçekten biz bir cama yok diyorsak hocam Türkiye'de yoktur.
Bunu hani iddialı bir şekilde söylüyoruz. Çünkü elimizdeki stoğa bu yıl bu iş içerisindeki tecrübemize güveniyoruz. Yaptığımız işi biliyoruz. Biz de hani şöyle bir tabirle anlatacak olursak aracı 100 metre ileriden baktığımızda üstünde hangi camın bulunduğunu, hangi özellikle bir cam bulunduğunu biliyoruz. O yüzden işe hakim olduğumuzdan dolayı birazcık daha işleyişimiz rahat. Bayilerimizi genelde bu yönde yönlendiriyoruz. Bayilerimize az önce bahsetmiş olduğum gibi bugüne kadar dünyada kullanılmamış ve Türkiye'de daha kullanılmamış videolu cam değişimlerimiz var. Yani bunu sizler bile bu videoya baktığınızda bir aracım var ya benim kapı camımdan ya da kapımdan bir ses geliyor dediğinizde aracın çok rahat bir şekilde sol döşemesini eğer takımlarınız yani tornavidanız vesaireniz varsa aracınızın çok rahat bir şekilde döşemesini söküp ya bu ses nereden geliyor diye bakabilirsiniz. Bu da bu yıl için 2021 yılı için söyleyelim. Gerçekten çok muazzam bir yenilik olacak sektörümüz için. Peki İlhan Bey, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok da Evet. iyi. Size program yapmak kolay. Güzel Tamam. cevaplarıma, net cevaplar alıyorum sorularıma da. Çok Şimdi sistem aslında şöyle işliyor. Sigorta şirketleri birden fazla cam şirketiyle de anlaşma yapabiliyor bildiğim kadarıyla. Şimdi burada önemli olan bir ikinci kısım da acenteler oluyor. Acentelerin de yönlendirmesi önemli. Çünkü sigortalı başına bir şey geldiği zaman ilk önce acentesine soruyor. Acentesi de bakıyor poliçesine ve şirketin hangi cam firmalarıyla anlaşmalı olduğunu görüyor ve ona göre acente yönlendirme yapıyor. O yüzden siz buradan acentelere bir mesajınız da olmalı. O mesajı da alalım istiyorum. evet, acentelerle ilgili bir çalışmamız var ama malum az önce de programımızın başında bahsettiğimiz gibi bir pandemi sürecinde geçiyoruz. İnsanlar evinde çalışıyor, daha çok home office çalışıyorlar. Acentelerle ilgili önümüzdeki dönemlerde birçok uygulamamız olacak. Bu uygulamalarımızda öncelikle camların hakkında gerçekten hani birçok acente, yerli cam, ithal cam nedir, orijinal cam nedir bunu çok fazla detaylı bir şekilde bilmiyorlar. Bizler bu konuda acentelere de bilgi verecek şekilde bunları hem broşürlerimizde hem anlatımlarımızda acente toplantılarımız olacak, bilgilendirmelerimiz olacak. Bununla ilgili sahada gezen ekiplerimiz de olacak. Gerçekten bir işin nasıl yapılması gerektiğini, hangi firmada yapılması gerektiğini acentelerimize de anlatmamız gerekiyor. Bizler şundan tarafız, gerçekten sektörümüz içerisinde birçok değerli bizlerin dışında üreticilerimiz de var. Bizler ne kadar çok üretici olursa, ne kadar çok rakip olursa işin daha kaliteli ve daha iyi bir şekilde sonuç vereceğini düşünen firmalardan bir tanesiyiz. O yüzden diğer üretici firmalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir yerde rekabet varsa başarı ve kalite mutlaka vardır. Bizler de bu bilinçte bu firmalarımızı göz önümüze alarak hedeflerimizi bu doğrultuda koyuyoruz ve projelerimizi bu şekilde hayata geçiriyoruz. Peki, sonuçta burada acenteler de yoğunlukla izliyorlar bizi. Bundan sonra 7 yılda acentelere yönelik bence bu bilgileri içeren bir sadece acentelere yönelik bir başka program daha yapalım. Çünkü sigorta ekranını bolca acente dostlarımız izliyor. Direkt onlara o mesajınızı buradan da iletebilirsiniz. Yayınlarımızdan da iletebilirsiniz. Siz kendi toplantılarınızla da edebilirsiniz. Şimdi 2021 yılına gidiyoruz İlhan Bey. Şimdi ne Evet. isterseniz 2021 sonunda Solarglass nerede olursa hangi hedeflerini yakalamış görürsünüz siz kendi açınızdan. Hedef ne yani 2021 için? Bizim şu anda birinci hedefimiz 2021 için öncelikle inşallah ülkemiz ve tüm dünya şu pandemiden bir kurtulur. Çünkü öyle bir durum ki buradaki hedefleriniz sadece gücünüzle ya da yapacağınız işlerle çok orantılı da olmuyor. Maalesef bütün dünyayı kasıp kavuran bir pandemi var ama hedeflerimiz dediğimiz gibi sektörümüzde bir numara haline gelmek. Bunu da yapmış olduğumuz hizmetlerle öne çıkartmak. İnanıyoruz ki Solarglass 2021 yılı içerisinde çok daha farklı bir noktada olacak ve tüm sigorta şirketleri için vazgeçilmez bir cam firması olacağını düşünüyoruz. Hedeflerimizi bu doğrultuda ilerletiyoruz.
Peki, umarım dilediğiniz noktaya gelirsiniz. Hep birlikte biz de bunu görürsek, biz de yayıncılar olup Çok teşekkür sektörün bir ederim. paydaşı olarak biz de mutlu oluruz. Efendim çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Son eklemek istediğiniz bir şey varsa benim atladığım, sizin söylemek istediğiniz Yok. onu da alayım. Ondan sonra programı sonlandıralım. Can Bey, çok teşekkür ederim bilginiz için. Tüm insanlık için inşallah 2021 yılı mutluluk, huzur, neşe getirir ve insanlarımız, toplumumuz, tüm dünya bu pandemi dediğimiz illetten kurtulur. Dolayısıyla sağlık olunca her şeyin daha iyi olabileceğini düşünüyoruz. Allah herkesin gönlüne göre dileklerini kabul etsin diyoruz. Peki. Biz de sizin dileklerinize aynen katılıyoruz. Güzel. Öncelikle sağlıklı bir senemiz olsun. Sonra da Çok işlerimiz teşekkür ederim. istediğimiz gibi olsun diyoruz. Peki. Çok teşekkür Aynen. ettik programımıza Ben katıldığınız de çok için. Yeni teşekkürler yılda sizin inşallah için. yeni yılda farklı konu başlıklarıyla tekrar bir araya gelmeyi umut ediyorum. Teşekkürler. İnşallah yeni projelerle tekrardan sizlerle de buluşacağız bu konularla ilgili. Peki bekliyoruz efendim. Sigorta ekranında bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bugün sigorta endüstrisinin önemli bir oyuncusu, Otocam firması, Solarglass sigortalar direktörü İlhan Öztürk yayın konuğumuzdu. Önümüzdeki günlerde farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Sektörün nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Abone değilseniz lütfen abone olun kanalımıza. Beğendiyseniz de programı beğendi işaretine tıklamayı unutmayın. Sağlıkla bütün pandemi nedeniyle tüm tedbirlere uyarak sağlığınıza dikkat edin diyorum. Hoşçakalın.